Bir gazete turu daha yapacağız ve şimdi de Trabzonspor ve aktüel haberlerimize göz atacağız. Hemen Fanatik Gazetesi'nin ikinci sayfasıyla başlayalım. Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarını görüyoruz Fanatik'te özel röportaj. Şubat ayında bu iş tamam dedim ifadesiyle başlığıyla çıkmış. Bu camiaya çok acı çektirdiler. Acıların en derinden yaşandığı bu günlerde Allah'ım bana bir gün bu takımın şampiyonluğunda pay sahibi olmayı nasip et diye temennide bulunmuştum. Bu dileğin gerçekleşmesinin mutluluğu anlatılamaz. 9. haftadan sonra planladığımız gibi gidiyoruz. İnşallah bir aksilik olmayacak dedim. Şubat ayının ikinci haftasından sonra ise bu iş tamam dedim. Şampiyon olacağımıza dair bir an olsun endişe duymadım diyor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu. Enlerinden bahsetmiş, daha erken şampiyon olabilirdik ifadelerini görüyoruz. Kendi tuzaklarına düştüler başlığıyla dış etkenlerden de bahsetmiş biraz Ahmet Ağoğlu. Keyifli bir röportaj değerli izleyenler Fanatik Gazetesi'nde bulabilirsiniz. Yine Fotomaç da Ahmet Ağoğlu ile özel bir röportaj gerçekleştirmiş. Hemen Fotomaç gazetesine de şöyle bir bakalım. Dünyaya örnek olduk başlığıyla aktarılmış Fotomaç gazetesindeki Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu ile yapılan özel röportaj. Dünyaya örnek olduk dediğimiz gibi ülkemizde bazı kulüplerin felsefesi şu: kervan yolda düzülür, biz de kervanı yolda düzdük ama biz yola hepsinden önce çıktık diyor Ahmet Ağoğlu Fotomaç gazetesine. Abdullah Avcı çok vizyonlu davrandı. Önceki sezon planlama yaptı. Erken plana alışık olmayan ülkemizde bu durumda eleştirildi. Diğerlerinin daha hocaları belli değilken biz transferlerin %80'ini yapmıştık. Kamp tarihimiz, yerimiz bile belliydi diyor. Gelecek sezonki transferlerimizin %40'ını daha şimdiden tamamladık. Nisan ayında planlamayı yaptık diyor Ahmet Ağoğlu Fotomaç'ta. Devam edelim. Sabah gazetesiyle Fotomaç'ı aktarmıştık. Sabah gazetesiyle devam edelim. İlk bölüm bitti, daha iyisini yapacağız şeklinde yine Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarını görüyoruz değerli izleyenler. Berat Albayrak'ın getirdiği yapılandırma tüm kulüpleri kurtardı ifadesi de dikkat çekiyor. Hemen takvimle devam edelim. Diğerleri hoca ararken biz her şeyi tamamladık, erken yol aldık şeklinde yine Ahmet Ağoğlu'nun açıklamalarını görüyoruz. Yunus Emre Sel'in özel röportajı. Milliyet gazetesine şöyle bir bakalım. Az önce izlediğimiz İsmail Köybaşı'nın açıklamalarını görüyoruz. Abartı gibi gelecek ama Real Madrid şampiyonluk sevincini bu şekilde yaşayamaz ifadesi dikkat çekiyor İsmail Köybaşı'nın. Hemen aktüel haberlerimize de şöyle bir bakalım Yeni Asır gazetesiyle. Denizli'ye destek yağıyor Yeni Asır haberi. Altay'ın efsanesi Mustafa Denizli'nin başkanlığa soyunması taraftarları heyecanlandırdı denmiş değerli izleyenler. Resmi açıklama kongrenin yapılacağı cuma gününe kadar yapılacak denmiş. Evet, Trabzonspor ve aktüel haberlerimizden oluşan gazete turumuz da bu şekildeydi değerli izleyenler. Şimdi devam edelim. Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da oyuncuların bir bölümü İstanbul'da aileleriyle Boğaz turu yaptı. Bordo Mavili futbolcular köprüye asılan Trabzonspor bayrağıyla sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bir Skype bağlantısı daha yapacağız şimdi Hamdi Aslan'la. Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Hamdi Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim Ezgi, günaydın. Umarım iyisindir. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, sıkıntı yok. Uzun bir İstanbul seyahatinden sonra Trabzon'dayız artık. Evinize döndünüz, oh ne güzel. Peki, şimdi Ahmet Ağoğlu'nun özel röportajlarını bugün hemen hemen bütün gazetelerde görüyoruz. Şampiyonluğa dair önemli açıklamalar yapmış Ahmet Ağoğlu. Aslında söylediklerinden ziyade isterseniz gelecek sezonun yapılanmasına dair ifadeleri üzerinden biraz daha değerlendirmelerimizi yapalım. Gelecek sezonki transferlerimizin %40'ını daha şimdiden tamamladık. Nisan ayında bu planlamayı yapmıştık diyor Ahmet Ağoğlu. Aslında bu şampiyonluğun en büyük şifresi olarak belki bu önceden yapılan planlama gösterilebilir. Gelecek sezon içinde benzer bir planlama izleyecek gibi görünüyor Trabzonspor. Yani evet, bu konuda tabii ki hem Abdullah Hoca hem yönetim kendi arasındaki geçen sene bu senenin planlaması derken, yani oyuncu anlamında hangi oyuncularla oynayacağı. Bu sene de tabii ki gerçekten çok zor geçen bir sezondan sonra ne kadar güçlü bir kadro da olsa yine bu kadronun içerisine takviye edebilecek oyuncular ve en azından kaybedebilecek oyuncular anlamında Trabzonspor her zaman bu planın içerisinde ve her zaman bu
Hoca'yı çok doğru yönettiğini ben düşünüyorum. Yani tabii ki Abdullah Hoca'm, yani belki şu son haftalarda özellikle hani lig stresi, yani kupadaki final oynamanın verecek olduğu o yapı içerisinde birazcık olsun gündemi çok fazla planlama içerisinde tutmadı, ama yani ben bu haftadan itibaren Trabzonspor bu planın içerisinde ve neler yapabileceğine dair çok yoğun bir çalışma içerisine girecek. Belki transfer konusunda hangi oyuncular alınabileceğine dair Trabzonspor'un elinde muhakkak takım isimler vardır. Veya gidebilecek oyuncularla ilgili yeni bir yapılanma düşüncesi vardır, ama dediğim gibi bu hafta bunlar biraz daha açıklığa kavuşacağını ve Trabzonspor gelecek planlamaya çok fazla konuşacak olduğu haftaya artık gireceğini ben düşünüyorum Ezgi. Peki acaba nasıl bir planlama yapılacak? Şimdi erkenden başladığını söylüyor. %40'ının planlandığını da söylüyor Ahmet Ağoğlu ama burada gelecek oyuncular ve gidecek oyuncular çok büyük önem taşıyor. Şimdi acaba kadrodan hangi oyuncuları kaybedecek Trabzonspor ve acaba bu kayıpların etkisi nasıl olacak? Yerleri dolabilecek mi? Örneğin Uğurcan konusu çok merak ediliyor. Gidecek mi? Eğer giderse hangi takıma gidebilir? Ne kadar para kazandırabilir Trabzonspor'a şeklinde? Bu noktada özellikle öncelikle gidecek oyuncularla ilgili neler söylersiniz? Kimlerin gitmesini beklersiniz? Yani kimsenin gitmesini istemem tabii ki açıkçası, ama kimler gider diye sorarsan tabii ki Uğurcan'ın kendi yapmış olduğu Münir Emre ile röportajında böyle bir konu dile getirildi. Ama tabii ki ben hani aslında Uğurcan geçen sene çok gitmek istiyordu. Yani ailesi, babası Uğurcan'ın geçen sene gitmeye çok daha yakın olduğunu. Yani bu sene yapmış olduğu açıklama, evet tabii ki önemli bir açıklama, ama ben sanki Uğurcan'ı bu anlamda çok fazla sıcak görmeyeyim demeyeyim de, yani Trabzonspor'un Uğurcan'ı çok kaybedeceğini ben zannetmiyorum. Ha, giderse tabii çok Trabzonspor'un bence geriye dönüşü en zor transfer. Yani o planlamayı en zor yapacak olduğu bölge olduğunu ben düşünüyorum. Ama ben bu konuda çok fazla kaybedilecek anlamında şu an bakmıyorum. Uğurcan'la ilgili. Tabii ki transfer teklifi gelecek başka oyuncular da var. Yani Trabzonspor özellikle Bakış'ta çok konuşuluyor. Yani Bakış'ta sanki Trabzonspor ekonomik anlamda iyi bir rakam kazandıracağını ben düşünüyorum. Dediğim gibi diğer kimler gider kimler kalır söylemi sanki şu ana kadar biraz ezber konuşuldu. Yani bu haftadan sonra birazcık daha bunlar yoğunlaşacağını ben düşünüyorum. Yani Ahmetcan için Vakame hocam özür problemi. dilerim. Ahmetcan için teklifler olduğu konuşuluyor. Keza yine Abdülkadir Ömür ve Canini'ye de teklifler gelebileceğinden bahsediliyor. Eğer bu oyuncular hani klişe bir ifadedir ama değerini bulurlarsa tamamı satılabilir mi acaba? Tamamıyla yollar ayrılabilir mi? Yani tabii ki Trabzonspor bu oyuncuların hepsini kaybetmek istemez. Bu oyuncular da yani Trabzonspor'un özellikle uzun yıllarda kullanabilecek oyuncular var. Yani bunlara bir tanesi de Ahmetcan. Yani Ahmetcan'a şu an gelecek olan teklif Trabzonspor'u evet mutlu eder, ama yani o bölgenin zaten bir oyuncu arayışı içerisinde Trabzonspor. Ben Ahmetcan'ı bu anlamda çok fazla kaybedeceğini düşünmüyorum ki. Daha çok genç bir oyuncu. Yani Trabzonspor bu oyuncular için zaten bunca yatırımın içersinde yapmış olduğu, Özkan Sümer Akademisi'nin getirecek olduğu en büyük kaynaklardan bir tanesi bu tip oyuncuları kazanmak. Ben çok Ahmet Can'ı kaybedeceğini düşünmüyorum. Teklif gelmesi çok doğal, çok normal. Ömür'e de gelmesi çok normal. Ama ben hani çok fazla bu oyuncuları yani göndereceğini ben hiç düşünmüyorum. Ne kadar ekonomik kazanç olsa da bunlarla beraber Trabzonspor en azından gelecek yıl planlamasını çok daha güçlü yapar. Çünkü Trabzonspor'un bu yıl belki transfer konusunda planlama anlamında biraz daha az yorulacak, ama bu yıldan sonra Trabzonspor birazcık daha fazla sıkıntı yaşayabilir yapılanma adına. Yani ben dediğim gibi Trabzonspor en az kayıplan transferi kaybetmek istiyor. Evet, yeni renkler muhakkak görmek, yeni yüzler muhakkak bu kadronun içerisinde olması gerekiyor ki zaten bütün çabada bundan dolayı. Ama dediğim gibi böyle bazı özel isimleri kaybedeceğini ben düşünmüyorum. Caneni çok teklif alacak çünkü çok yetenekli bir oyuncu, ama Abdullah Hoca'nın ve yönetimin bence en çok kalmada ısrar edecek oyunculardan bir tanesi Caneni olduğunu ben düşünüyorum. Vakıfbank konusunda tabii ki çok gündem olacak. Vakıfbank bence birinci sırayı alacak.
bu gündem içerisinde. Uğurcan bu kadar Trabzonspor'u bence meşgul edeceğini düşünmüyorum. Yani Vakabe'nin rakamları Trabzonspor'u çok yorar Ezgi. Bu yorma ben Trabzonspor yönetimi bu anlamda bu olaya çok sıcak bakacağını düşünmüyorum. Denzil konusu var. Denzil evet kiralık bir oyuncu. Bu yıl bonservis kendi elinde olduğu için bir imza parası var. Tabii bu da rakamları artırıyor. Bunlar Trabzonspor'un şu an bence en çok gündemini taşıyacak olan iki oyuncu olduğunu düşünüyorum ama Trabzonspor çok fazla rakamların üstüne çıkmak istemiyor. Bu yüzden de birazcık olsun daha duygusallığı biraz kenara bırakıp kulübün ekonomik anlamda daha korur bir düşünce içerisinde olacağını düşünüyorum. Peki Hamdi Hocam, çok çok teşekkürler yorumlarınız için. Zaten transfer gündemi netleştikçe biz de isimler üzerinden çok daha detaylı konuşuruz. Çok çok teşekkürler. Size güzel bir gün diliyorum. Teşekkür ederim Ezgi. Sana da iyi keyifli bir günler diliyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Dün akşama gidelim değerli izleyenler. Bakalım 90A programında neler konuşulmuş, birlikte izleyelim. Saat başında stüdyo konuğumuzla buradayız.